Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. İnşikak suresi. Gök yarılıp parçalandı. Bakacaklar ki mavilik denilmiş, uzay görünüyor. Ve kendi yaratılışına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman. Hepsi Allah'ın emrindedir diyor Cenab-ı Allah. Yani ne zaman yarılacak gök, ne kadar yarılacak, nereden başlayacak, çapı ne kadar olacak, hepsi belirlidir. Yer düzlendi. Yer şu an gökyüzü açıldığında yerde de bir yapı değişikliği oluyor. Normalde dağlardan oluşuyor. Değil mi? Dağlar var. Tümsekler var. Yeditepe var. Dünya bir titremeye tutulacak diyor Cenab-ı Allah. Deprem etkisiyle dağlar böyle eriyen kum yığını gibi olacak diyor Cenab-ı Allah. Yani gittikçe, sallandıkça dağlar eriyor, eriyor, eriyor. Böyle bir toz şekerden bir konik bir tepe düşünelim. İnşallah. Değil mi? Onu mesela alttan sallasa insanlar, o yavaş 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 yayılır ve dümdüz hale gelir. Gittikçe düzleşir. Onun gibi bütün yeryüzü düzleşecek diyor Cenab-ı Allah. Yani o depremin şiddetinden. İnşallah. Ve içinde olanları dışa atıp boşaldığı. İçinde olanlar nedir? Mağma. Yer kabuğu parçalandığı için yer çarpışan yıldızların da çekim gücüyle o karmaşada, çünkü dünya yörüngesinden çıkıyor. Diğer yıldızlara yakın geliyor. İçindeki mağma boşalıyor. Parçalanmanın etkisiyle. Ama tabii şiddetli bir boşalma. Hatta ayette denizlerin yandığını görürsün diyor. Denizden mağma fışkırıyor ve denizden alevler fışkırıyor. Deniz yanıyor yani. İnşallah. Ve kendi yaratılışına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman tam Allah'ın istediği gibi olur diyor. Yani insanlar zannediyor ki öyle bir kıyamet anında madde başı boştur. Başı boş parçalanır. Başı boş yırtılmalar olur. Başı boş patlamalar olur. Bütün patlamalar, sökülmeler, dağılmalar hepsi Allah'ın kontrolündedir.